2015 benim için çok güzel geçmişti. Hayal ettiğim birçok şey 2015'te gerçekleşti. 2014'te bunun hazırlıklarını yapmıştık ama bu kadar iyi geleceğini de tahmin etmiyorduk. 2015'te hayal ettiğim ve 10 senedir markamı daha güzel göstermek istediğim bir defile yaptım. O güzel başlangıç oldu bizim için. Daha sonra iki tane güzel marka danışmanlığı aldık kreatif direktörle. O da çok keyifli geçti ve güzel sonuçlarını da aldık onun. O yüzden çok motive edici bir sene oldu benim için. Özel hayatımda da çok güzel gelişmeler oldu. Çok keyifli bir dönem geçirdim. 2016'da en az 2015 kadar iyi geçmesini hedefliyorum ve planlıyorum ama hani nasıl geleceğini bilmiyorum ama 2016 ile alakalı daha ümitliyim. Ama daha çok isteklerim var 2016'dan. Biraz daha kendime zaman ayırmak istiyorum. Bu dönem çünkü 2015'te gerçekten haftanın 7 günü çalıştığım günler ve dönemler oldu. Birazcık daha kendime zaman ayırmak, birazcık daha sağlığıma önem vermek ve spor yapmak istiyorum. Spor çok iyi yapıyordum ama bu yoğun tempoda çok düzenli yapamadım. Ama tekrar ona dönmek istiyorum. Güzel bir 2016 diliyorum kendim için. Plan yaptığım her şey çok planladığım için bir beklentim oluyor ve sonucunda belki o kadar istediğim gibi olmadığını gördüm. O yüzden spontane yapılan tatil ve seyahatler çok güzel geliyor. 2011'de çok güzel bir seyahatimiz olmuştu eşimle New York'a. Bayağı zorlu şartlarda işte kasırgaya denk gelmiştik. Zor dışarı çıkamamıştık. Ama çok güzel bir tatildi. 10 gün boyunca orada çok güzel bir zaman geçirmiştik. Tekrar öyle böyle bilinmedik ya da plansız yapılan bir seyahat ve plansız beklenmedik durumlarda kalmak beni mutlu ediyor, hoşuma gidiyor. Çok planlı ve organizasyonu sevsem bile yani planlı yaşasam bile iş hayatımda özel hayatımda biraz daha rahat olmak ve huzurlu olmayı tercih ediyorum. O yüzden o olabilir. 2015'te yaşadığım herhangi bir dönemi tekrar yaşayabilirim. Çok güzel bir sene geçirdim. O yüzden aslında geçirdiğim her dönem hayatımda çok güzeldi. Böyle kötü olarak hatırladığım hiç geçmiş dönemimde bir kötü bir anım yok. O yüzden bana her türlü 2016'da yaşayacağım güzel şeye heyecanla bekliyorum.